12 Ekim, 18 Ekim kova burçları neler bekliyor diyorsanız, kovalarda bir çok yakın bir dostunuzun cenazesine katılabilir ya da çok sevdiğiniz bir aile dostunuzun büyüğünüzün bununla ilgili bir hüzün haftanız olabilir. Biraz buna canınız sıkılabilir ve hatta bu ilişkinize ait bir sıkıntılı bir cenaze olabilir. O yüzden özel ilişkinizde bu ara görüşemeyip kendinizi kasıyor olabilirsiniz. Anam millet cenaze derdinde, sen aşkçı derdinde misin diyeceğim, kızacak kova burçları. Yani kendinizi sevgisiz hissettiğiniz için bu noktadasınız ama onun da kendi acısı var. Lütfen bu acıyı rahat yaşasın, sık boğaz etmeyin diyorum. İş konularınızla alakalı noktada biraz sıkıntılı bir hafta. Biraz sizi kafanız karışık olduğu için işe kendinizi verememe haftanız. Yani ilişkinizde askıda devam eden süreçler sizin işinize de yansıyor. Bence işle aşkı bir ayırt etsek kazık kadar insanlarız. Yani işte kafayı aşka verirsen, aşkta da işte işe verirsen dengen yıpranabilir değerli kova burçları. Evet, devletle ilgili sıkıntı, ailenizin bazı sıkıntıları olacak kova burcu. Yani bu ara yasal mahkemeler, koşturmalar ya da açılması gereken davalar canınızı sıkabilir. Bununla ilgili büyük bir mücadele ailenizi ilgilendiriyor. Sizin işinizle alakalı noktada rutin devam edecek. İlişkinizle alakalı bir olay sizin ilişkinizde ani tepkiler yaratabilir ve bu yüzden biraz gergin olabiliriz. Sevgilisiz olanlara bırakın bu hafta sevgiliyi, sadece duygusal olarak kendinizi şifalandırın demişim. O yüzden duygusallığı atmışım kova burçları. Sadece geçmişten haber bekleyen kovalar artık unutun, ne gerek var, niye bekliyorsunuz diye not almışım. Çok ezmişim bu hafta kovaları da, inanın haritanızda bu var. Yani hala haritanıza da buradan bakıyorum, doğru mu yazmışım, yanlış mı yazmışım diyerekten. Ama şunu diyeceğim, en önemli şey kendinizi çok gergin hissedip ve bir o kadar da farklı bir mutluluk havasında olacaksınız. Mucizeler bekleyeceksiniz. Özellikle çarşamba, perşembe, cuma sizin mucize haftanız. Yani geçmişe ait hesabınız kapanacak, ilişkinizde diyaloğunuz yumuşayacak, işinizle alakalı noktalarda daha rahat ve daha keyifli ama sanki bu pazartesi, salı sizin için kanı gibi olacağı için size böyle yani bir kendine gel demek istiyorum. Özellikle resim, müzik, dans, çiçek sanatıyla ya da ne bileyim hobi bahçesi yaratmak isteyen bazı kova burçları var. Hobi bahçesiyle ilgili. Evet, böyle şeyler merakınız var. Bence eğitimini alın. Çünkü el estetiğiniz çok kuvvetli. Bunu başarabilirsiniz demişim. Sizin de annenizin ya da sizin göz katarakla ilgili sıkıntınız var. Göz katarakla ilgili, uzağa görmeyle ilgili ve katarakla ilgili sıkıntınız var. Bu hafta bunu çözün diye not almışım. Evli olanlara güzel bir ev anahtarı vermişim. Yani güzel bir, huzurlu bir ev anahtarı. Yani evde huzurlu mal almak değil, evde güzel, huzurlu bir anahtarınız var. Bu anahtar sizi daha keyifli kılacak demişim. Meraklı bir haftanız var. Merakınızı eğer doğru enerjide eğitime ya da işinize verirseniz artılar getirecek diye not almışım. Aşk var, merak etme Kova burcu. Çarşamba ve Perşembe size enerji sağlanacak ve bu enerjiyi doğru oturttuğunuzda da güzel şeyler oluşacak. Bakayım ne vermişim size? Ez Zahir esmasını vermişim. Siz kalbinize kadar okuyun. Ben 21 adet diye bu duanızı vermişim. Siz ne kadar çekmek istiyorsanız çekin. Belki de bu ara bir estetik olabilir. Bu dudak ve botoks zamanınız geldi. Benim de geldi ama ben ilgilenmiyorum. Botoks zamanınız gelmiş olabilir. Bunu yaptırabilirsiniz. Bu ara takı ya da böyle takı ya da merak olanlar kendine marka yapmak istiyor olabilirler. Yap kız kova, yap ya da beyefendi takıyla alakalı aksesuarlar. Siz bununla marka olursunuz. Ben inanıyorum, merak sardınız. Bu merakınızı aydınlığa getirin diyorum. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Astrolojiden ne haber? Instagram'da benim diğer sayfam, ana sayfam işte Akkaya Official. Takip etmek isteyenler takip edebilir. Sevgi ve mutlulukta kalın. Allah'a emanet olun.